Gastronomi festivali bu taraftaymış. Göğe ya. Ya saçma sapan yerlerde demir var ya. Yani yavaş yavaş. Fuardan başka her şeye benziyor. Öyle mi yüksek acaba? Aynı anda hem arabalar hem insanlar yolu kullanıyor. Bu kalabalıkta yemek falan da yemez insan ya. Şuraya bak ya. Bir şey yiyebilen de yok ki. Gördüğümüz. Şuralarda kebap var galiba. Dumanları gördüm. Bursa gastronomi yazıyor. Yukarıda bir tane sahne gibi bir şey var. Senin ekip belki oraya gelebilir. Yemekteyiz. Ne? MasterChef ekibi. Normal kalabalık ya. Yani yarın sabah erken gelecek. Böyle
Baba iş. Gel böyle, buraya gel. Taşlık avatarım ben. Yani bir gün yemek yaparken elinize en fazla değen şey bıçak. Tabii tencere çok önemli. Karıştırma çubuğu çok önemli. Ama en fazla tuttuğunuz elinize temas eden şey bıçak. O yüzden de çok önemli. Bir kadar gelemez kullandan sonra o suyun alıp başına bir ampiyaya sahip olacak. Şeflerin namusu derler. Şöyle bir örnek vereyim. Yıllar önce İngiltere yarışmaya gittim. Londra'da bir otelde çalışıyoruz. Bir an bir bıçak lazım oldu. Yanında da bir Filipinli şef çalışıyor. Ya arkasını dönmüş bir çalırken ya bir şef lazım oldu. Bıçağını aldım. Adam da bıçaklayacaktı. Dedim ne yapıyorsun dedim. Falan böyle tamam biliyoruz ama yani sen dedi benim bıçağımı kullanamazsın. Benim bıçağım. Zeki dostum. Böyle o şeyi yaşadım ben ya. Evet. Bugün sonra sizin okullarda muhtemelen bu şekilde anlatıyorsunuz. Biz de mesela bıçak üzerinde isim yazıyoruz. Evet. Evet. Karışmasın. Çünkü o bir dediğiniz gibi namus. Doğru sözlü. Herkesin kullanmıyor. Masa atmak diye farklıdır mesela. Ben kızı kucağıma alayım mı? Herkesin kendine özel bir bardağı.